şöbiyetimiz. Vişne hoşafımız, reyhanlı vişne hoşafımız. Tarhana çorbamız. Pilavımız. Satanem dün yapmıştı. Ve bamyamız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin inşallah. Tabii bu çatalla açmak istiyorum. Of. Mis gibi mis. Merhaba arkadaşlar. Her Şey Doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sobada tavuk yapacağım. Fırında patates ve tavukla gerçekten çok güzel bir lezzet olacak. Kalorifer sobası da yapacağım. Normalin dışında bir lezzet olacak inşallah. Kalorifer sobasında ben de hiç denemedim. Ama sobada zaten her şey çok güzel oluyor pişen odun ateşinde. Kalorifer kazanı var. Kalorifer kazanının fırında sizlerle güzel bir lezzet deneyeceğiz. Şimdi bunun için malzemelerimi sayıyorum. Neyse bu yarım kalsın da. 3 domatesim var. Buzluktan çıkardım. Sivri biberim var. Tuzum, kırmızı biberim, soğanım, patatesim ve eli doğranmış tavuğum, kemikli. Şimdi hepsini leğene doğrayıp bir güzel sosa bulayacağım. Ondan sonra da tavamıza dizeceğim. Soğanımız biraz yeşillenmiş. Artık bahar geldiği için. Kekik kullanacağım. Dağ kekiği yine. Sumağımız var. Ama tabi baharat ve tuz kısmı herkesin kendi damak tadına göre, damak zevkine göre. Yani bunlardan hani bir ya da birkaçı olmasa da hiçbir şey değiştirmez. Yine siz isteyin yapın yeter ki gerçekten çok güzel olur. Çok mu oldu? Sonra gözümü yaktı ya. Bu leğen biraz dar gelecek. O yüzden daha büyük bir leğen alacağım. Şimdi baharatlarımızı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığına yakın sumağımızı ilave ettim. Yine dağ kekiğimiz. Gerçekten kekik tavuğa çok yakışıyor arkadaşlar. Tavuk yaptığınız zaman bence %100 denemelisiniz. Yarım tatlı kaşığı kuru nane. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Ve yine bir yemek kaşığı tuzumuz. Hepsini bir güzel elimle harmanlayacağım. Şimdi bir yemek kaşığı salçamızı da aldım. Tabi renk ayarına göre ilave yapacağım. Göz kararı sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi elimle içine bir güzel geçmesi için bu şekilde yoğurur gibi karıştıracağım. İnanın çiğ hali bile misler gibi kokmaya başladı.
tavamın en altına soğanları döşüyorum. En alta soğanlarımızı bu şekilde döşedim. Şimdi de üzerine tavuklarımızı döşüyorum. Bu şekilde tavuklarımız da bitti ve şimdi üzerine patatesimizi ve yeşil biberimizi sırasıyla bu şekilde, hatta sırasıyla bile değil, bu şekilde üzerine boca ediyorum. Dibindeki sosu güzel bir şekilde bu şekilde sıyırıyorum. Elimle bu şekilde biraz bastırarak tekrar dizeceğim sanırım arkadaşlar. Yine duramadım süsleme yapmadan. Biberler iç kısma gelmeli. Patatesler de üst kısmı kapatmalı. Ki tavuk ortada kalsın ve tavuk bastık olsun. Biberler içinde kaldı. Bu şekilde domatesleri de aralık bulduğumuz her yere bu şekilde sıkıştırıyorum. Şimdi kalorifer kazanını zaten annem yakacak. Onun sayesinde güzel bir lezzet yiyeceğiz. Bu şekilde suyunu da ilave ettim. Gerçekten görüntüsü bile şahane. Şimdiden misler gibi kokuyor. Denemeniz dileğiyle. Şimdiden herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi tavuğumuzu kat kaloriferinin fırına koydum. Şimdi de sobayı yakacağız. Kat kaloriferini yani. Bu şekilde pişecek. Üzerine tava kapatıyorum. Alüminyum folyo olsaydı folyo da kapatabilirdi ama folyonun zararlı olduğu için tavayı kapattım. Tabii siz folyo da kapatabilirsiniz. Yağlı kağıt da olur. Tava ısıyı eşit bir şekilde içine alması için bu şekilde kapadım. Evet, fırında tavuğumuz çevireceğiz ama sıcak olduğu için tavamız biraz aksilik yaşayacak gibi. Haydi bismillah. Tamam. Harika bir görüntü.